CES 2024'te konuşulan ve gerçekten iddialı markalardan bir tanesi olan TCL'in standına geldim. Buraya stand demek aslında çok da doğru olmaz arkadaşlar. Çünkü oldukça büyük, neredeyse bir yarım hol kadar yeri var TCL'in burada. Arkamda durmakta olan bu televizyonlar ilk kez burada tanıtıldı ve QD Mini LED TV olarak geçiyor. Gerçekten görüntü kalitesi anlamında çok başka bir deneyimi bizlerle buluşturuyor. Ben şöyle kenara çekileyim, siz televizyonların görüntülerini görürken bu televizyon teknolojisinin de gelecek yıllarda hayatımıza gireceğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki şu anda bir üretimde olan panel bunlar. Ancak gelecekte daha da fazla bizlerle buluşacağı kesin. TCL bunun öncülerinden oldu. Burada oldukça ilginç farklı teknolojiler var. Burayı size bir gezdirmek istiyorum ben şimdi. İsterseniz şöyle içeriye doğru devam edelim. Televizyon anlamında TCL gerçekten çok iddialı ve bu iddiasında buradaki ilgiyle beraber bence bizlere göstermiş oluyor. Çünkü inanılmaz bir burada ilgi var arkadaşlar. Bakın hemen arkada da yine QD Mini LED'leri ile alakalı bir sunum yapılan bölüm var. Bununla da yetinmiyor TCL. QD Mini LED teknolojisini hemen arkamda durmakta olan oyun monitörlerine de getiriyor. Burada gördüğünüz QD Mini LED'lerle de yine en son teknoloji bu LED panelleri bizlerle buluşturuyor. Şöyle oyuncuların yanından da bir gösterelim. Buradan deneyimi sizlere ne kadar geçirmeyi başarabiliyorum bilmiyorum ama şu anda gördüğüm görüntü gerçekten çok akıcı ve şansımıza da bir FPS oyunu oynuyor buradaki arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten şu an deneyimi gayet başarılı ve güzel gözüküyor. Karşımızda şu anda durmakta olan bu mini LED televizyonlar gerçekten TCL'in iddialı olduğu alanlardan bir tanesi arkadaşlar. TCL 2023'ün ilk 3 çeyreği boyunca istikrarlı bir büyüme de sağladı dünya çapında. Televizyon kategorisinde Filipinler, Avustralya ve Pakistan'da sevkiyatta birinci sırada TCL şu anda ve Kuzey Amerika bölgesindeki sevkiyatı da bir önceki yıla göre %11.4 artmış şu an itibariyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani şu anda olduğumuz ülkede de sevkiyat verilerini yine TCL 3. sırada, yani oldukça bu bölgede TCL televizyonların tercih edildiğini görebiliyoruz. Yanımda duran bu buzdolabı ise TCL'in yeni çıkarmış olduğu Built-in serisi bir buzdolabı arkadaşlar. Bu buzdolaplarının tabii ki teknik özelliklerinden çok bizi aslında ilgilendiren şeyi istediğiniz gibi tasarlayabiliyor olmanız. Yani bulunduğunuz alana göre bunları tasarlayabiliyorsunuz. Bu açıdan da daha çok tercih edilebilir oluyor. Zaten şu anda iç hacminin büyüklüğünü ve genişliğini de oldukça rahat bir şekilde görebiliyoruz. Farklı tasarımları da var. Hemen yan tarafta göstereyim. Bu arada şuradan görebilirsiniz. Bir tasarım ödülü de alan bir ürün aynı zamanda. Yanımda durmakta olan bu buzdolabı. Burada da iki kapılı olanı var. Hemen size az önce dört kapılı olanını göstermiştim. Burada bence tasarım anlamında farklı farklı yerlerde kullanılabiliyor olması oldukça değerli olmuş. Bu arada kutuların içi dolu. Yani bayağı bildiğiniz gerçek ürünleri koymuşlar buraya. Bunu da ilk defa gördüm. Hiçbir fuar alanında böyle bir şey görmemiştim. Genelde demo ürünler koyuyorlar. Burada bildiğiniz içeride yiyecekler var. Bu da bana biraz ilginç geldi gerçekten. Bu klima ise daha önce hiç görmediğim bir klima arkadaşlar. Üstünde ayrı bir bacası var bakın. Hemen şurada size de göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz, ben baca dedim tabii de, burada gördüğünüz bu bölümden bu klima arkadaşlar odaya bir temiz hava üflüyor ve bu sayede de odadaki havayı kurutan bizim bildiğimiz standart klimalardan farklılaşmayı başarıyor. Çünkü birçok kişi klimadan rahatsız olabiliyor ya da içerideki havanın sürekli dönüyor olmasından rahatsız olabiliyor. Yanımda durmakta olan bu klima havayı da temizliyor ve verdiği temiz havayı da şu üstteki bölümden veriyor. Aynı zamanda alttan da şu anda üflüyor. Ben şu anda elimi koydum, hissediyorum. Buradan üflerken yukarıdan da temiz hava içeriye veriyor. Bunu gerçekten beğendim. Bir kullanıp deneyimini de aktarmayı isterim ülkemize geldiği zaman. TCL'in Amerika'da popüler olduğunu zaten sizlere söylemiştim. Tam arkamda gördüğünüz gibi bir Amerikan futbolu sahasının minyatürize edilmiş hali var. Çünkü TCL Amerikan futbolunun Amerika'daki ligi. Karşıda görmüş olduğunuz NFL'in de şu andan itibaren partneri olmuş durumda ve burada da görüyorsunuz zaten oyunda da yine TCL var. Her yerde TCL var. Karşıda da yine TCL'in televizyonlarında ligin güncel şeylerini görebiliyoruz. Dün burası çok kalabalık olduğu için bu bölümü çekememiştim. Şu anda da yanımda arkadaşlar TCL'in hem yıkama hem kurutma işlemi yapabilen makineleri duruyor. Benim burada en çok dikkatimi çeken şey, şöyle yakın alabilirsek sizlere de göstereyim. Bence sizin de çok dikkatinizi çekecek bir şey. Şöyle bir bakar mısınız? Bu makinede bir farklılık yok mu? Nedense hiç görünüşte bir tuş yok gördüğünüz gibi. Herhangi bir tuş, herhangi bir dokunma alanı, herhangi bir işte çalıştırmak için bir şey yapma gibi bir düğme, eski nesil makinelerdeki detayların hiçbiri yok.
Çünkü arkadaşlar bu ürünler tam anlamıyla akıllı ve bu sayede uzaktan da kontrol ederek bu ürünlerle yıkama, kurutma yapabiliyorsunuz. Aşağıda yıkadığınız çamaşırı yukarıda kurutuyorsunuz. Aslında teknik olarak çok bir fark yok gibi gözükse de bir o kadar akıllı ve bence çok da şık duruyor. Şöyle bir daha alalım. Hakikaten diğer cihazlardan çok daha farklı ve çok daha şık olmuş bence. Bunların hakkındaki düşüncelerinizi oldukça merak ediyorum. Sevgili arkadaşlar, TCL'in yeni ürünlerini sizlere bu videoda anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz üzere burada TCL'e ilgi çok büyük. Ülkemizde de çok ciddi atılımları var TCL'in. Gelecek dönemde ülkemizde de çok daha fazla adının duyulacağını ve konuşulacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz TCL'in yeni teknolojileri ve buradaki ürünler hakkında? Lütfen yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Bay bay.